arkadaşlar, ÖSYM tarafından merkezi atamalar gerçekleştiriliyor. Mesela şu anda gündemde olan sağlık ataması var. Daha sonra gerçekleştirilecek olan 2022 merkezi atamamız var. 30 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Bu konularla ilgili duyuruları sizlerle paylaştık. Başvurularımızı nereden nasıl yapacağız, hangi şartları taşımamız gerekiyor? Duyurular geldikçe sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz. Bugün de merkezi atama nedir? Kimler merkezi atamaya başvuru yapabilir? Hangi şartları taşımamız gerekiyor? Bu konular hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında sizleri haberdar etmeye çalışıyoruz. Ve haricinde aklınıza takılan soruları da cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi merkezi atama nedir arkadaşlarım? Bu konuyu ele alalım. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel olarak atanabilmemiz için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdan belirli bir puan almamız gerekiyor. Şu anda lisans, ön lisans, orta öğretim sınavlarımız gerçekleştirildi. Sadece orta öğrenim sonucumuz açıklanmadı. O da 24 Aralık tarihinden sonra açıklanmış olacaktır. Açıklandığı anda puanlarınızın geçerliliği başlamış olacak. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız ön lisans mezunu lise düzeyinde alımlara başvuru yapabilir miyim diye soruyor. Başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yüksiste gözüken mezuniyetiniz neyse o alanda başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani ön lisanstan mezun olan bir arkadaşım kesinlikle orta öğrenime başvuru yapamaz. Aynı şey lisans mezunu olan arkadaşlarımız için de geçerli. Sizler lisans mezunuysanız ön lisans alımlarına başvuru yapamıyorsunuz. Yönetmelik bu şekilde ilerlemektedir. Ve sınavlarımız çift yılda yapılmaktadır. Yani bir önceki sınavımız 2018 yılında yapılmıştı. Bu yıl gerçekleştirilen sınavımız 2020 yılında yapıldı. 2 yıl sonra yani 2022'de ise diğer sınavımız gerçekleştirilecek. Peki her sene yapılan bir sınav var. Bu sınava kimler başvuru yapıyor diye soran arkadaşlarımız olursa, eğitim bilimleri ve alan bilgisi sınavına giren arkadaşlarımız, yani öğretmenlik bölümünden mezun olan, öğretmenlik mesleğini icra edecek olan arkadaşlarımız her sene sınava girerek puan alarak atamalarını gerçekleştirebiliyorlar. Konumuza dönecek olursak, merkezi atamaya katılabilmemiz için 2020 puanımızın olması gerekiyor. Atamalar hangi bölümlerde gerçekleştiriliyor? Bu konu hakkında kılavuz yayınlandığı zaman bilgi sahibi olabiliriz. Bölüm şartı aranan atamalar da gerçekleştiriliyor. Mesela şu anda sağlık alanında merkezi atamamız var. Atamaya başvuru yapabilmemiz için ilgili bölümlerden mezun olmamız gerekiyor. Bu şartlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü herkes başvuru yapamıyor. İlgili alandan mezun olmamız isteniyorsa haricindeki kişiler başvurularını gerçekleştiremiyorlar. Merkezi atamalara herkes başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Mesela ben 60 puan aldım, başvuru yapabilir miyim? Elbette yapabilirim. Herhangi bir problem söz konusu değil. Ben A kurumuna başvuru yaptım. B kurumuna da başvuru yapabilir miyim? Evet arkadaşlar, yapabilirsiniz. Bu da herhangi bir problem teşkil etmemektedir. Mesela şu şekilde sorular da geliyor. Arkadaşımız liseden henüz mezun olmamış, KPSS'ye girmiş, atamalara başvuru yapabilir miyim diye soruyor. Maalesef arkadaşlar, atamalara başvuru yapamazsınız çünkü mezun durumunda olmanız gerekiyor. Mezun olduktan sonra yeterli puanı aldıysanız atamalara başvuru yapabilirsiniz. Haricinde şu anda Adalet Bakanlığı'nın, Merkez Bankası'nın alımları gerçekleştirilmekte. Bu konularla ilgili videoları kanalımıza yükledik. Açıklamalara, kartlara bırakacağım. Sizler de tıklayarak başvurulara göz gezdirebilirsiniz ya da şartlar uyuyorsa duyurulara başvuru yapabilirsiniz. Peki bizler merkeze atamaya başvurduk. Atamalarımız nasıl gerçekleştiriliyor? Arkadaşlar, belirli bir puan sistematiği oluşturuluyor. En yüksekten düşeye doğru bir sıralama yapılıyor. Ve kontenjan ne kadarsa en yüksek puana sahip olan arkadaşlarımızın ataması otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Puan yeterli mi? Puan yeterli değil arkadaşlar. Çünkü güvenlik soruşturmasına takılabilirsiniz. Burası da büyük bir engeldir. Güvenlik soruşturması kapsamlı olarak yapılmaktadır. Ve sizlerin geçmişinde herhangi bir problem varsa kesinlikle atamalarınız gerçekleştirilmez. Yeterli puanı almış olsanız dahi. Toparlayacak olursak arkadaşlar, merkezi atamaya başvuru yapabilmemiz için ÖSYM'nin gerçekleştirmiş olduğu kamu personeli seçme sınavına girmemiz gerekiyor. Bölümler isteniyorsa ilgili bölümden mezun olmamız gerekiyor. Haricinde düz memurluklarda genel anlamda bölüm şartı yoktur. Puanınız yetiyorsa başvurunuzu gerçekleştirirsiniz, ödemenizi yaparsınız ve duyuruya başvuru yapmış olursunuz. Söylemiş olduğum gibi duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.